tam zamanında röportajımızı bitirdik. O yüzden evet. Siz oturun Gürbüz Bey. Ayakta kalmayın siz. Şöyle yakalanmış. Çok güzel. Bir de buradan şöyle. Çok güzel. Böyle. Böyle. Bir gözden geçiriyorum. 4 sayfalık bilmeceler var. Yapıyorum, yiyorum. Ondan sonra okuma. Her gün aynı yeri dolaşmıyorum. Değişik yerleri dolaşıyorum. Peygamber Efendimiz öyle söylemiş. Denizli'nin Acıbayan ilçesinde doğdum. Ortaokul bitene kadar aynı ilçede bulundum. Küçüklükten itibaren yazmaya, çizmeye büyük merakım vardı. Küçük kasabamızdaki hanayımızın, iki katlı evimizin üst katı devamlı kiraya verilirdi. Günlerden bir gün İstanbullu orman mühendisi Remzi Bey kiraladı. O da okumaya, kitaba, gazeteye fevkalade meraklı çıkmaz mı? Ben her sabah ona gazete alırdım. Kitaplarını, şiir kitaplarından okuduklarını dinlerdim. Dost gibi, arkadaş gibi olduk. O 52 yaşında, ben 7-8 yaşındayım. Bir gün, tabii aylar geçtikten sonra Gürbüz gel diye seslendi. Çıktım yukarıya. 3 oda var. Odanın biri kupür dolu yapıştırmış. Sanat, kültür haberleri. Odanın biri ekonomi ve dış politika haberleri. Ondan sonra biri de spor hareketleri. O işe çıktığında onları okumam gerekiyor. Çünkü 2-3 günde bir sınavı var. Söyle bakalım diyor. Macaristan Başbakanı kim? Ben hemen söylüyorum. Janos Kadar. Aferin diyor. Dedi ki, yıl sonuna doğru 2-3 ay kala herkes kendi gazetesini çıkaracak. Allah Allah. 86-52, 52-87 küçük ebatta kartonlar aldık.
Onları susturup öldük. Gazetelerimize isim verdik. Benim iki gazetem vardı. İnada bakın. Biri Karabiber. Biri de Güneş. Haftada bir gazetemizin sütunlarını, haberleri, gelişmeleri yazdığımız sütunları değiştiriyoruz. Birbirimizle polemiğe giriyoruz diğer arkadaşlarla. Şaşırtıcı bir hal. Yazarın önce kendisi dolu olacak. Estetikle, yazmayla, resimle, mimariyle, türküyle, şarkıyla, sinemayla, tiyatroyla beraberliği olacak. Anlayacak. Komple işte komple kazanımları olacak. Bu bunca değişik faktör bir araya gelince yazar yarım metre daha yükseliyor. Tiyatrosuz, romansız yazar olunmaz. Mimarisiz olunmaz. Mimariden zevk almak lazım. Şart. Tiyatrodan, sinemadan uzak kalınamaz.